Diğer boyutlara geçen insanlar. Diğer boyutlar gerçekten var mı? Bizi onlardan ayıran ince, izlenemeyen bir çizgi gibi paralel boyutlar var mı? Aslında ortaya atılan paralel gerçeklikler fikri yeni değil. Ama eğer bu fenomen teori ve spekülasyon alanından çıkıp gerçeğin ufak bir parçası olmaya başlarsa ne olur? Bu bariyeri henüz görmediğimiz ve görmeyi bile istemediğimiz alanlara sürükleyen bazı insanlar var mıdır? Daha önce gizemli evrende bilinen gerçekliğimizin ötesinde bu gibi iddia edilen yolculukları ele aldık ve buraya bu konuyu sadece paralel boyutların değil, gerçek olma ihtimalini ima eden diğer bazı vakaları da göze alarak inceleyeceğiz. Fate dergisinin Eylül 1956 tarihli sayısında 1934'te görünüşe göre başka bir paralel evrenden dönen meraklı bir kadının öyküsü vardı. Rapora göre o yılın sonbaharında Miriam Golding adındaki bir kadın çok garip bir olay yaşamıştı. Chicago'da nişanlısı ile bir mağazanın asansörüne binmeye çalışıyordu. Asansör çok kalabalıktı ve Miriam bir hata yaptı ve yanlış yerde indi. Asansör yukarı çıktığı için bir sonrakini beklemeye başladı. Fakat çevresine baktığında artık mağazada olmadığını, geniş bir tren istasyonunda olduğunun farkına vardı. Kendisinin içinde bulunduğu devasa tren istasyonunun ateşe maruz kalan aktivitelerle dolu olduğunu ve yolcuların trenlerine koşturarak ve havaya yansıyan geliş ve gidişlerini duyarak patlak verdiklerini iddia etti. Bu meşhur yerin daha önceki müzik mağazası ile herhangi bir bağlantısı olabilir miydi? Kafası karışmış olan Miriam nerede olduğunu sormak için bir danışma kabinine gider ama orada çalışan kadının hiç yokmuş gibi onu tamamen görmezden geldiğini fark eder. Şaşkınlık içindeki Miriam caddeye giden yolu gösteren bir dizi işareti izler ve kesinlikle Chicago'da olmayan bir yerde sonbaharın ortasında değil yazın ılıman güneşli bir öğleden sonrasında olduğunu görür. Kafası karışık şekilde dolaşır ve etrafındaki herkesin onu görmezden gelip sanki onu görmemiş gibi yürüdüğünü fark eder. Bir noktada kendisinin bile orada olduğu hakkında hiçbir fikre sahip olmayan, insanlar tarafından da benzer bir şekilde görmezden gelinerek yanından geçen, kaldırımda duran kafası karışmış bir çocuk görür. Ve Miriam neler olup bittiğini merak edip soracağı birini gördüğünü düşünür. Çocuk aslında onu görüp cevap verebilmiştir ve onun yönüne doğru bakmıştır. İlk kez bu garip gerçeküstü yerde herkesin varlığını kabul etmiştir. Yaklaştıkça çocuk, Miriam tarafından görülebildiği için rahatlamış görünüyor, hafifçe gülümsüyor ve ona "Sanırım seni de yanlış yolda bıraktılar." demiştir. Kayıp iki kişi sokağın ortasında bir araya gelerek etrafındakiler tarafından tamamen görmezden gelinirken çocuk kendisine ne olduğunu anlatır. ABD'de Lincoln, Nebraska'da tenis oynadığını ve ayakkabılarını değiştirmek için soyunma odasına gittiğini iddia eder. Daha fazla oyun oynamak için geri döndüğünde ise birkaç dakika önce orada bulunan tenis kortlarının gitmiş olduğunu ve yerlerinin aynı tren istasyonuna dönüştüğünü, büyük bir tren terminalinde olduğunu fark ettiğini söylemiştir. Miriam'ın asansörden gizemli girişi gibi. Beraber açık bir alana ulaşana kadar yürümeye devam ettiklerini ve dalgaların ulaştığı büyük bir sahilde birkaç kadının sohbet ettiklerini gördüler. Miriam bu sırada şaşkınlık içindeydi. Çünkü kadınlardan biri garip bir şekilde nişanlısının kız kardeşiydi. Kumda duran kadınlar onları fark ediyormuş gibi görünüyordu. Miriam ve çocuğa doğru bağırmaya başladılar. Bu sırada çocuk onlara doğru koşarak ulaşmayı denese de gizemli kumsala yakınlaşmayı başaramadı ve hayal kırıklığına uğradılar. O sırada ayakların altındaki kum aniden havalanır gibi kaymaya başladı. Miriam gözlerini bitkinlikle kapattı ve sonrasında uzayda süzülme duygusuyla karşılaştı. Karanlıkta dolaşmanın bu tuhaf hissinin ardından aniden gözlerini açınca gece için kapanış sürecinde olan Chicago'daki bir müzik dükkanındaki taburede kendini otururken bulduğunu iddia etti. Aradan birkaç saat geçmişti ve Miriam'ın nişanlısı meraktan çıldırmış gibiydi. Etrafa bakmış ama onu bulamayınca evine geri dönmeye karar vermişti. Peki Miriam o sırada nereye gitmişti? Nişanlısının kız kardeşini bu sahilde neden görmüştü? O tren istasyonu ve yer neresiydi? Bu kayboluş gizemli bir şekilde açıklanamamıştı.
Fate Magazine'in Nisan 1959 tarihli sayısında yer alan bir başka ilginç makalede ise 1935'te Missouri'ye bir hafta sonu gezisine kocası ve 4 çocuğuyla birlikte seyahat eden Iowa'dan Frances A. Peterson'ın tuhaf deneyimini anlatıyor. Yolda St. Patrick bölgesinde ilginç, doğal bir yol görüp meraklı bir şekilde geniş bir vadi kenarına ulaşana kadar sessiz manzarayı seyrederek bu yolda devam ettiklerini bildiriyor. İleride manzaraya ek olarak eski moda güneş kasketleri takan uzun etekli bir kuyudan basit ahşap kuvalara su çekerek omuzlarında dengeli ahşap sopa üzerinde taşıyan genç insanlar gördüklerini ve bu garip manzarayla karşılaştıklarını bildirdiler. Buradaki erkekler uzun sakalları ve büyük siyah şapkaları ile eski moda giysiler giymekteydi. Koyun ve keçi sürüleri etrafta dolanırken yakacak odun toplayanlar vardı. Şirin, büyüleyici bu sahnelerden geçip tekrar ana yola vardıklarında ilk rastladıkları yerdeki civar yerlilerine o yerleşim yerinin adını sordular. Ancak onlar böyle bir yerin hiçbir zaman var olmadığını söyledi. O yerin gerçekten de var olduğuna inanan Peterson ve kocası bölgeye defalarca geri döndüler. Ancak gördükleri vadiyi ya da olağan dışı sakinlerini hiçbir şekilde bulamadılar. Ki bu da bir başka boyut geçişi olabilecek vaka olarak raflara kalktı. Bir başka benzer garip yol hikayesinde 1962'de Bay Ray V. Balcom ve eşi Lee Oak, Kaliforniya'daki evlerinden Tahoe Gölü'ne gidiyorlardı. Çift 50. otoyoldan uzakta, Pleasantville'den birkaç mil uzakta bulunan şirin bir restoranda durdu. Restoran yıllardır yıpranmış, rustik görünümünde görünüyordu. Ve daha önce aynı rotada seyahat ettikleri yıllardan önce de oradaki restoranı fark etmemişlerdi. Yemekler aşırı derecede lezzetli olarak tarif edildi. Ayrıca servis ve hizmet samimiydi, bu yüzden dönüşte orayı tekrar ziyaret etmeye karar verdiler. Tao Gölü'nden döndüklerinde orada tekrardan yemek için büyüleyici küçük restoranı aramaya çalıştılar. Ama o yere vardıklarında restoranın sanki orada hiç bulunmamış gibi boş bir alan gördüler. Çift ikna olmadı ve restoranı araştırmaya karar verdi. Çevreye yakın yerlerden edindikleri bilgiye göre o bölgede daha önce hiç restoran olmamıştı. En yakın yemek yenecek yer ise yüzlerce kilometre uzaktaydı. Yoksa Balcom ve karısı öğle yemeği için paralel bir evrene mi gitmişti? Kimse buna cevap veremedi. Başka bir boyuta açılan gizemli bir kapının ilginç bir örneği 1956'da Ron Quinn adındaki bir hazine avcısının kardeşi Chuck ve bazı arkadaşlarıyla altın ararken Güneydoğu Arizona'nın uzak ve sağlam dağlarında ortaya çıktı. İspanyol hazineleri ve altın madenlerini aramak için yola çıkan grup yollarına devam ettikçe tuhaf olaylarla karşılaştılar. Yolculuklarının 3. haftasında hazine avcıları bir gece kamp kurdular ve o akşam karanlıkta, karanlık gökyüzünde yüzen mavimsi, yeşil, ışık biçiminde iki büyük top gördüklerinde şaşırdılar. Şaşkın kampçılar bunların herhangi bir tür işaret fişeği veya herhangi bir bilinen uçak olmadığını anladı. Tuhaf ışık topları bazı dağ zirvelerinin ardında kaybolmadan önce birkaç dakika boyunca süzüldü. Bir sonraki akşam aynı olaya tekrar tanık oldular. Garip ışıkları Lou Ramora adlı bölgenin yerlisi bir çiftçiye bahsettiklerinde onlara açıklanamayan ışıkların bölgede tekrarlanan bir fenomen olduğunu ve 1939 yılından beri ara ara görüldüğünü söyledi. Grup garip ışıkları birkaç kez daha görünce gezilerinin seyrini değiştirmeye karar verdiler. Seyahatleri sırasında bir noktada taştan bir anomali gibi gözüken taş kemer yolunun etrafında tuhaf bir grup geçti. Kemerin yanına gidip bir gruptakiler ile konuştuklarında onlara burası ile ilgili garip hikayeler anlattılar. Bu taştan kapı gibi görülen yerdeki kapıya giren herhangi birinin hiç dışarı çıkmadığı ve içeriye atılan nesnelerin de diğer taraftan ortaya çıkmadığını söylediler. Yapının adınınsa Tanrıların Kapısı olduğunu, ayrıca kapının taş kemeri etrafında dizilen tuhaf figürleri gösterdiler. Eski moda giysiler içinde hayaletler gibi gözüküyorlardı ve aniden garip bir biçimde kayboldular. Ayrıca çevreye baktıklarında gizemli bir şekilde terk edilmiş olan taş kapının yakınında bölgeden hiç geri dönmeyen araştırmacıların da
kamplarını ve çadırlarını gördüler. John kendini tutamayıp taş kapının yanına gitti ve içeri doğru bakmaya başladı. Diğerleri onu uyarmış ve içeri girmemesini söylemişti ve ondan uzak duruyorlardı. Bulundukları yerde hava karanlık ve fırtınalıydı. Fakat içerideki manzaranın farklı olduğunu söylemişti. Manzara aynı olsa da kapının içinden baktıklarında gökyüzünün garip bir şekilde açık ve diğer tarafta mavi olduğunu gördüler. Kapının kenarlarına baktıkları zaman bulutlar bir kez daha karanlık ve kalındı. Taş kapı kayalıkların üzerinde tehditkar bir şekilde asılıydı ve karşıt görünüşlü garip manzara onları korkutmuştu. Daha sonra gece kamp kurmadan karanlıkta oradan ayrıldılar. Bu olaydan aylar sonra kendilerine gelen Quinn ve grubu gizemli taş kapıyı bulmak ve onu tekrar araştırmak için tehlikeli kayalık araziye geri döndüler. Garip görünümlü yapıyı bir kez daha bulmayı başardılar ve daha yakından incelediklerinde bir kısmı güneşte parıldayan, iç kısımları kırılmış olan olağan dışı büyüklükteki bir jeodit birikimi ile kuşatıldığını gördüler. Kemerin kendisi 7 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğinde 1,5 inçlik andezit kolonları ile dik kayalık bir eğimin yanında duruyordu ve etrafındaki garip figürler de kaybolmuştu. Kapıyı kontrol ettikten sonra ekip tuhaf hikayeleri test etmek için kapının içine doğru kayalar fırlattı. Ancak kayalar diğer tarafa yere düştü ve gizemli hiçbir şeyin işareti yoktu. Giderek şüpheci olan takımın bazı üyeleri cesurca kollarını kapıdan içeri soktular. Ancak hiç kimse adım adım ilerlemeye ya da tamamen geçmeye razı değildi. Daha fazla araştırma yapmak için civarda kamp kurmaya karar verdiler. Ertesi gün yine portalı kontrol ederken bazı jeoitleri toplarken Roy ve ekibinin bir başka üyesi olan Walt taşın sivri kısmının soğuk olsa bile yoğun ısıya maruz kalmış gibi parıldadığını gördü. Tuhaf parıldama birkaç dakika sürdü. Bu süre zarfında her iki adam da parıldamadan garip fiziksel hislerinin yavaşlamasından önce kulaklarında büyük bir basınç hissettiklerini iddia ettiler. Açıklanamayan olay sonrasında her ikisi de, özellikle Roy, hiçbir zaman kemerin kenarına tekrar gitmeyeceğine söz verdi. Başka bir gün farklı bir grubun gizemli taş portal yakınında da kamp kurduklarını gördüler ve onlarla konuşmaya gittiler. Üç hazine avcısından oluşan bu grup, bunlara önceki akşam açık bir gece olmasına rağmen çadırlarına isabet eden taşlardan bahsettiler. Yağmur sesi gibi hızla çadırlarının taşlandığını iddia ettiler. Hatta onların yapıp yapmadıklarını sordular. Fakat çadırlarından etrafa bakıldığında küçük, kırmızımsı, kahverengi çakılların yukarıdan büyük sayılarla bezelye büyüklüğünde düşerek etrafa yayıldıklarını gördüler. Çakılların dokunulmayacak kadar sıcak olduğu anlaşıldı ve nereden geldikleri konusunda bir açıklama bulamadılar. Bazıları demir cevheri gibi görünüyordu. Bütün bu artan tuhaf olaylar kemerde devam eden garip bir şeye işaret ediyordu. Ama en tuhaf olay keşif bittikten yıllar sonra gerçekleşecekti. 14 Ekim 1973'te yani hazine avından 4 yıl sonra Chuck Quinn taş portalın olduğu yere kişisel bir yolculuk yapmaya karar verdi. Yol kenarındaki patikalardan giderek kanyona ulaştı. Chuck tırmanışının yarısına kadar tek bir mola vererek dik kayalık yamaçlara kemere doğru ilerlemeye başladı. Etrafında görmemesi gereken bir kanyonun var olduğunu fark ettiğinde, etrafındaki görkemli manzaranın batısına baktığında farklı bir yerde olduğu hissine kapıldı. Şaşkınlıkla doğudan gitmek için yamaçtan aşağı indi ve burada daha önce olduğu aynı kanyonda olmadığını fark etti. Batıdan batıya doğru yönelen başka bir eğime doğru ilerledi. Daha sonra çevresinin tamamen farklı olduğunu fark etti. Bu olay onu gerçekten de buranın garip bir şeyler olduğunu ve farklı bir yerde olduğuna ikna etti. Bu başka boyutlara uzanan bir kapının geçişi miydi? Peki bu olay bildiğimiz kadarıyla gerçeklikle bir şekilde bağlı mıdır? Bunlar kayıp, aklın aldatılmış alanı mı, halüsinasyon mu, delilik ya da çarpık algıların anlamlandırmak için akıl dışı bir girişiminde anlatılan fantastik hikayeler mi? Bütün bunları net olarak açıklamamız elbette mümkün değil. Yüzlerce detaylı örnek ve dosyadan anladığımız birkaçı bile net olarak bir şekilde açıklanamaz.
Belki de gerçekten gömülü olduğumuz kainatın güçlerine dair bilmediğimiz gerçek bazı fenomenler vardır. Cevaplar zor ve sonsuza kadar onları döküp tartışmaya devam edebiliriz. Ancak dünyaların kendi, ayrıca kendimizin ötesinde olasılıkları olduğu sürece her zaman bütün bunların ne anlama gelebileceğini kavramaya çalışacak, evrenimize veya belki de daha içeriye bakanlar olacaktır. Bu arada bu gibi durumlar da bizim kavrayışımızın ötesine geçip onu kavramanın ötesinde olabileceklere bir bakışa dönüşecektir. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.